Günaydın. Üçüncü gündeyiz. Bugün Arnavutluğa gidiyoruz. Çok uyuyoruz biz burada. Çok uyuyoruz. Akşam 10.30'da tavuk gibi uyuduk. Ağzından mıdır, suyundan mıdır bilmiyorum. Bugün 6 saat falan otobüs yolculuğumuz var. Bir kere mola verecek. Aynen. Biz de ne yaptık? Sabah kahvaltıdan poğaçaları çaldık. Cebimize koyduk. Herkes bunu yapsın işte. Otobüste yiyeceğiz. Yoksa açlıktan ölürüz. Çünkü orayı yemek alabileceğimiz bir yer yok şu an. Evet. Bir yerden mola vermeyeceğiz. Molalarda 15 dakika falan. 15 dakika mola var da orada da şey var. Tuvalet ihtiyacı falan giderecekmişiz büyük ihtimalle. Alışveriş yapabileceğimiz herhangi bir yere girmeyeceğiz. Yemek alabileceğimiz herhangi bir yere girmeyeceğiz. Bu biraz zorunlu oldu yani. Payımızı aldık. Yemedik. Cebimize koyduk. Hakkımız doldur. Bir şey söyleyeceğim, sen çok uyuyorsun ha. He? 10.30'da uyuyup sabaha kadar uyuyorsun, dünyaya kadar. Evet. Oksijende. Temiz abi burası. Temiz. Ama şey kaçtı, 3.30'da uyandım ben, bayağı bir uyuyamadım. Sonra tekrar uyuyakalmışım. Sonra 7.30'da kaldırdım. Ama yorulduk da yani. Kaç gündür 15.000 adım atıyorsun. Spor yapsam bu kadar oldu yani. Bugün merkeze gidebilseydik iyi olurdu. Gidemeyeceğiz. Şimdi çantayı hazırlayıp yola çıkacağız. Hadi gidelim. Ama sessizlik çok güzeldi. Dünkü teknik tabii şeyin kayıt çok güzeldi. Dünkü kayıt turu çok güzeldi. Evet. Vaktim olsaydı 2 kere daha binerdim. Aynen ya. Yarım saat falan sürdü zaten. Ne kadar vakitlik orada? 1,5 saat falan durduk. 1,5 saat durduk. İşte bir şeyler yedik, içtik. Sonra tekne turuna bir şey, tekne kayık. Güzeldi. Tekne çok ses çıkarıyor. Kayık evet, daha güzeldi. Kayık daha güzel. Fışır fışır. Ve sadece ikimiz vardık. Hiç ses yok. Kuşların, ördeklerin grubu da beklemedik. Var. Direkt dedik bizim ikimize at. Kaç paraysa ölecekti. Yoksa teyzeler gelseydi Allah. Yani. Kayıkta göbek atmaya çalışırlardı. Şimdi onlar eğlenmeye, göbek atmaya falan gelmişler. Biz sessizliği dinlemeye geldik. O yüzden beklentilerimiz çok farklıydı. Onlarla aynı kayıkta olamayacaktık açıkçası. Onlar da toplu binip pazarlık yapmaya çalışmış. Kimse gelmeyince hiçbiri binememiş. Çok şey kaçırdılar. Onu da çok şey kaçırdılar gerçekten, çok güzel. Evet. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gidiyoruz. Bay. Bay. Tiran'dayız. Tiran İskender Efendi meydanındayız. Adını unuttum adamın. İskender. İskender. Bu adam bizim Türkler tarafından hain olarak biliniyor. Osmanlı Devleti'nin burayı fethetmesinde, yani fethetmemesinde büyük rol oynamış. Ama bence haklılar. Ama burada çok seviliyor. Osmanlı'dan onları bir nevi de olsun, hatta Fatih'e karşı kurtardığı için buradaki yerel tarafından çok seviliyor. Başka arkamızda Ethem Efendi, Hacı Ethem Camii var. Şu an ibadete açık. Buranın bir Enver Hocası varmış. Zamanında burayı ibadete kapatmış. Hatta bütün ibadethaneleri kapatmış. Sadece camileri değil, liseleri falan hepsini. Dini törenlerde sadece gömmelerine izin vermiş. Onun dışında dua etmek falan her şey yasak. Böyle ateist bir komünist lidermiş. Böyle şeyler. Öldükten sonra hatta insanlar inanmamışlar bayağı bir süre öldüğüne falan. Bu arada dünyanın en acemi şoförleri burada. Sebep şu, bu bahsettiği Enver Hoca dediği kişi bütün araç sürmeleri falan yasaklamış. Sadece bazı kişiler sürebiliyormuş. Büyük ihtimal bu devlet da, görevlisi falandır onlarda. 90'lara kadar falan böyle devam etmiş. Daha yani, yeni öğreniyorlar. Yeni öğreniyorlar. 2000'lerde falan araba sürmeye başlamışlar. O yüzden her yerden sağdan soldan arabalar fırlayabilir. Sürekli korna çalıyor. araçla gelecekseniz buna dikkat edin. Çok acemiler. Ama çok lüksü seviyorlar. Biliyorsunuz Arnavutları. 10 arabanın 9'u neredeyse Mercedes, BMW, Audi. Yani evet. Ama süremiyorlar. Yapacak bir şey yok. Ha. Nereye gençler? Bunlar da Arnavutlu gençler. Bu da bizim Hain İskender. Bayağı büyük ve güzel bir yermiş. Burayı çok sevdim. Bura güzel ama Tiran'da çok da başka bir şey yok ya. Aynen. Burası var işte bir tek. Bir tek şurada hayvan parkı var. Bir orası var, bir burası var. Başka ya şu geniş, yok. Gariban büyük yani. Meydanı sevdim açıkçası. Bunu çok rafadan. Şurada bir bina var. Cenga gibi. Yamuk yumuk. Orası değil, şurasıydı. Arnavutluk şeyi. Kültür falan. Bir şey demedik. Kültürden bahsetmedim ki. Cenga dedin, o da Cenga'ya benziyor. Hayır, ben bunu dedim zaten sana o zaman. O nasıl bina, Cenga gibi dedim. Ha. Sen Türk müsün? Yok, Türk değil. Biliyor musun bunu? Evet. İzmir Marşı. Söyle bakayım. Ne? Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. İzmir Marşı çalıyor arkada da. Evet. Arnavutluk genci İzmir Marşı'nı söyledik. Şu parka burada gidelim. Tamam, burada opera binası var. Arkamızdaki sokaklarda genellikle bakanlıklar var. Çok bizlik şeyler değil. Şurası burada bir alışveriş merkezi. Buranın arasında şu ara sokak, sesin geldiği taraf, şu cadde komple Elbasan tava yiyebileceğiniz bir yer. Onun sonunda bir AVM varmış. Bütün bakanlıklar burada bu arada. Ama hepsi böyle normal bina, hani bizimki gibi şu aşağı falan değil. Aynen, döküntü binalar. Bina yani. Şurada en güzel espresso içeceğimiz yer varmış. İsmini söyledi. Botanika'ya gittik. Botanika. Ama ondan önce pizza yedik. İtalyan espressosuymuş aynı. Bir de pizzayı çok iyi yapıyorlarmış. Onun için parka gideceğiz. Hadi gidelim. İtalyanlardan iyi öğrenmişler. Hadi gidelim. Parka gidelim. Var. Pizza yiyelim, sonra espresso içelim. Bu arada buranın trileçesi meşhur. Bir de trileçe yiyeceğiz. Gidelim. Let's go. Hadi bye. Bye. Arkadaşlar, Tiran'da böyle yöresel eşya, magnet falan alacaksanız sadece bu otobüste var. Meydandan içeri girdi mi burada. Öyle sağda solda magnet aramayın. Bir tek bu otobüste bulabilirsiniz. Evet, sadece bu otobüsün içinde var hediyelik eşyalar. Selam, bok gibi ışıkla karşınızdayız. Bok gibi bir şehirden karşınızdayız. Sen anlat. Yani neydi? Ferdi Tayfur'un bir şeyi vardı, bir şarkısı vardı ama şu an aklıma gelmiyor. Neyse. Bugün Arnavutluk'taydık. Arnavutluk, Tiran'a geldik. Gelmeyin. Yani gösterdik zaten, bir meydan var. O kadar. Başka bir şey yok. Bir de park var yanında. O kadar. Bomboş bir yer. Hiçbir şey yok başka. Ki o en gelişmiş şehirleri. Evet. Zaten Arnavutluk'ta başka bir gelişmiş şehir yok. Tiran oranın başkenti. Şu an şeye geldik. Neydi? İşkembe miydi? Neydi buranın adı? Unuttum ya. İşkodra mıydı? İstiridye miydi? Öyle bir şehir işte. Aklıma gelirse yazarım. Oraya geldik. Burada böyle birkaç güzel cadde var. İşte şöyle. En azından yürüyecek böyle bir yer işte. Mağazalar var. Burada yürüyoruz şu an. Yarın Karadağ'a gideceğiz. Çok şükür. Ki benim en çok istediğim yer. Bu turun da en güzel rotası. İnşallah yağmur yağmaz. Hava böyle olursa güzel. Yağarsa... Bugün 6 saatimiz yolda gitti. Evet. Ki gün içinde hava o kadar kötüydü ki. Puslu, karanlık. Zaten Arnavutluğu sevmedim, Tiran'ı hiç sevmedim. İnsanlar çok ukala, ya kaba. Kimseden bir şey isteyemiyorsun, çalışanlardan hiçbir şey isteyemiyorsun. Sipariş vereceksin, evet. Ağız burun kıvırıyorlar. Böyle bir değişik hareketler, sanki yemin ediyorum zorla çalıştırıyorlarmış gibi. Değişik tavırlar. Herkes aynı şekilde. Zaten rehberimiz bizi birazcık uyarmıştı. Buradaki insanlar çalışmayı çok sevmez. İlgilenmezler, dükkan açmayı sevmezler, açmazlar da falan diye. Sonra, bu kadar beklemiyorduk açıkçası. Sonra gariban ülkeyiz diyoruz. Gariban kalırsın tabii. Çalışmazsan kalırsın açıkçası. Ha, şöyle bir şey geldi başımıza. Onu da anlatayım. Ay. Şimdi buranın trileçesi meşhur. Güzeldi hakikaten. Güzel. Trileçe güzeldi. Ondan normal yediğiniz gibi trileçe değil, daha lezzetliydi. Tam yanımızdaki turdan arkadaş 3 euro 30 cent tutuyor. 3 eurosu varmış. Bende de buranın lek miydi? Lek. Parası vardı. 200 lek 2 euroya denk geliyor. Verdim ben de hadi üstünü tamamlasın diye. Adam paraya çöktü. Bu diyor bahşişim benim diyor. Lan diyorum versene paramı. Vermiyor falan, biraz kasada tartıştık. En son 50 cent attım. Hani al bunu diye. Onu da kabul etmiyor. En son tartışınca cebinden aldım parayı yani. Niye benim parama çöküyorsun kardeşim? Ben sana para tamamlansın üstünü ver diye verdim. Evet, burası güzel. Dur burayı şöyle bir göstereyim. Burası kolum ağrıdı ya. Şöyle bir cadde. Burada restoranların masaları falan var. Bu arada öylesine bir yürüyelim diye çıktık. Tripodu da yanıma almadım. Burada çekecek ne var ki diye. Öylesine. Bize gösterilen yerlerden daha güzel burası. Kendi imkanlarımızı bulduk. Evet. Thank you. Biz otelden ayrıldık. Böyle yürüyoruz. Çok güzel yerlermiş buralar. Burası güzelmiş. Bu burası işte. Evet. Ortada, sokak ortasında şeyler var. Tripod falan da almadık. O yüzden kolum ağrıdı. Kapanış yapalım. Yarın Karadağ'dan çok güzel bir video gelir mutlaka. Biraz da sen tut, çok kolum ağrıdı. Ay be bir dur. Neyi dur? Bak elimiz. Onu çıktı lan yerinden. Cadde güzel böyle orta yerde. Sandalyeler, masalar. Sağlı sollu dükkanlar. Küçük, hoş, tatlı bir cadde. Güzel, çok hoş. Binalar eski. Restore edilmiş büyük ihtimalle. Gerçi bu insanlar kendileri de böyle bakmış olabilirler. Çünkü ne kadar fakir desek de, gelişmemiş ülke desek de gerçekten doğaya çok sahip çıkıyorlar. Doğasını koruyor abi adam. Aynen öyle. Yani Makedonya'da da aynıydı. Adamlar küçücük bir yeşillik de bulsa etrafını çevirmişler. Çok güzel. Sahip çıkmışlar yani. Biz de güzel bir yer buldum. Hemen etrafına tesisler, aynen çöpler, öyle. Pislikler. İçine etmece. Ne o, turizmi açtık. Bakayım. Buradakiler de açmış turizmi ama pırıl pırıl. Aynen vallahi pırıl pırıl. Adamlar elini sokmaya bile izin vermiyorlar yani. Elini dokunamıyorsun bile. Evet, yüksek müzik çalıyordu. Telif yememek için videoyu bir süre durdurduk. Evet, bu bina çok güzel. Ne bağırıyorsun kardeşim? Arnavut köpeği. Bu arada doğayı diyorduk. Adamlar turizmi açıyor ama zaten sen bu turizmden para kazanıyorsan oraya iyi bakacaksın yani. Adamlar gölüne elini bile sokturtmuyorlar. Bizim davarlar sigara atıyor içine. Allah'tan görmediler, neyse. Fazla dis atmayalım. Fıstık kabuğu falan atanlar da vardı. Abi, turizmden para kazanıyorsan doğaya bakacaksın o kadar. Biz yürüyüşe devam ediyoruz. Bugünlük bu kadar olsun. Tiran'dan bir bok gösteremedik size çünkü bir bok yok. Şurada birkaç tane tatlı bina var. Tiran'ın, Arnavutluğun en güzel şeyi bu. Bak, bak, bak güzel diyor. Başka da bir şey yok. Hadi görüşürüz. Arnavut çetilerine denk geldik ama köpek çetesi. Bay bay.